Babuşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hem yayına hem YouTube'a hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Mount & Blade Warband'da Babuştu senaryosunun yeni bir bölümündeyiz ve bu yeni bölümde amacımız sağ üst köşede gördüğünüz geçen yayından kalma görevleri tamamlamak. Tabii ki bu görevlerin arasına yenilerinin eklenmesi tamamen chat'teki babuşlara bağlı. Chat'teki babuşların isteği doğrultusunda yeni görevler eklenecek oraya. Bu yayının ana görevini size açıklıyorum efendim. Bu yayının ana görevi bir şehir almak ve bu şehri kendi himayemize geçirmek. Şayet ki şehir bizim himayemize geçmezse isyan edip kendi krallığımızı kuracağız. Ve Josan 25 lira gönderip hay YouTube demiş. Kesenize bereket, çok çok teşekkür ederim. Dilerseniz siz de bana bir görev verebilirsiniz. Bu arada sizle biz de konuşuyorum, kusura bakmayın. Hani isim ve yaş olarak bilmediğim için abi diyeceğim. Bilmiyorum yaşı ya da şey, o hitabet tarzından hoşlanır mısınız? Çok teşekkür ederim desteğiniz için tekrardan. Hoş geldiniz, keyifli seyirler. Dediğim gibi ana görev bir şehir ele geçirmek ve ben şehir olarak Svadya Krallığı'nın yeni ele geçirdiği Yalen şehrini düşünüyorum. Zira Yalen şehrinin savunmasının diğer şehirlere nazaran daha az olduğuna inanıyorum efendim. Daha az olduğuna inanıyorum. Ne yapalım biliyor musunuz? Dur. Praven değil. Suno şehrinde en son çok büyük bir kalabalık vardı. Ve bu kalabalığın arasında Kral Ragnar da vardı. Kral Ragnar'ı ikna edelim. Hemen savaşa girişelim. Kral Ragnar'ı ikna edip hemen savaşa girişelim. Aslında önden bir turnuva yapıp bizim hatuna da ikram edebiliriz ha. Bak, kral oturmuş sofraya. Görüyorsunuz bütün lordlar buralarda, Bizim krallığımız, büyük geniş ailemiz burada. Ablacım evliyim, hiç dönme, evliyim, parmakta yüzük var artık. Sevgili Kral Ragnar, kralım. Kimleri görüyorum? Cesur savunucumuz Babuştus. Kralım, bir krallıkla savaşa girelim. Svadya'ya dalalım kralım, buradan Svadya'ya girelim. Zayıflar, kolayca alt ederiz. Bizi çok kışkırttılar, elimizin altından topraklarımızı aldılar. Şu an zaten dikkatleri dağınık, saldırı için doğru bir zaman. Kaybettiğimiz toprakları geri alalım. Hadi dalalım. Of. Tez balta kuşağını, Svadya ile savaşa giriyoruz. Lordum. Ve Deniz Pro bir görevde benden mümkünse Svadya'yı yok et demiş. O zaten bizde balım, o zaten bizde. Svadya krallığı yok edilecek arkadaşlar, hadi bakalım. Hadi bakalım, kaldırın totoları. Savaş vakti. Oho boy. Abi şuna bak. Şuna bak, ne biçim toplanmışız. Beyler gidelim bir saniye. Benim Yalen şehrini alacak kadar okçum var mı? Topal askerleri kaleye koralım. Ben şehre gidiyorum abi. Lan var ya, yine görümce gibi ortalığı karıştırdım ha. Görümce babuştu, sadece 300 RP arkadaşlar. 325 RP. Tam bir görümce gibi karıştırmadık mı ortalığı? Kaleye gideyim, böyle esas olanları alayım da bir şey yapalım. Kaleye girelim, esas olanları alalım. Yalen şehrini bir indirelim abi. Dercios Kalesi yakınlarında ufak düşman grubu mu? Vallahi bizimkiler buradan öyle bir hareketlendi ki o şehrin ardına bir iki tane daha devirip giderler. Deniz'cim yukarı yazmadım challenge'ını, haberin olsun, o benim aklımda muhakkak. Hiç merak etme, şuradan askerleri bir kenara koyalım. Abi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Şöyle yapalım. 40 tane kahraman alalım. Nord kahramanı. 40 alamıyorum, 35. Geri kalanını okçu alalım. Tamam. Geri kalanını okçu alalım. Şimdilik kahramanlar önde dursun. Meydan muharebesine gireriz diye. Sonra okçuları öne getiririz. Yalen şehrinin zaten duvarlarına saldırıp gidiyorduk. Şimdi bir de ne yapalım biliyor musunuz? Moral bozukluğuyla falan uğraşamayız. Amacımız şayet ki şehir almaksa gideceğiz. Ambarımızda, yedekte, depoda ne kadar yemek varsa hepsini üstümüze alacağız. Tabii ki hepsini değil. Sadece sağlıklı puan vereceklerin büyük bir kısmını yanımıza alacağız. Şöyle yapalım efendim. Buradan balıklar zaten var elimizde yeterince. Şunları alalım. Biraz elma alalım yanımıza. Elma almak iyi gelecektir.
Şu balığı tekrardan bir kenara koy. Peynirler. Peynirler güzel. Sosisler güzel. Sosis, peynir, elma. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Yani sadece balık ekmek kaldı gibi oldu buralarda ama. Abi yağ ve balı da alıyorum. Orduyu iyi besleyeceğiz. Orduya iyi bakacağız ki ordu da bizim için güzel savaşacak. Bir kurutulmuş et de koy bakayım oraya. Şöyle bir kurutulmuş eti de koy. Şu son balığı da al. Sonra elimizde malzeme oldukça buraya yerleştiririz. Orduya iyi bakacaksın. Karnını doyuracaksın ki adamın karnı doyduğunda senin için daha güzel savaşsın. Karınları tok olacak. Sırtları pek olacak. Yiğitlerin, evet arkadaşlar, Rodok Krallığı yok edildi. Geçen bölümün en büyük görevlerinden biri de buydu. Rodok Krallığı'nı yok etme göreviydi. Şimdi hemen bizden önce Nord Krallığı davranmadan biz davranıp gidip şehri alalım. Yalen şehri zaten yeni ele geçirilmiş bir şehirdi. Biz bir düğün yaptık, taş çatlasın. 20 gün geçti diyelim. Bu 20 günlük mücadelede umut ediyorum ki Yalen şehrine çok adam yığmamışlardır. Herkes şehre doluşmamışsa o Yalen şehrini biz alırız abi. Sisli bir hava. Oo, buralardaki adamları var ya, haşim haşim haşlıyorlar. Haşim haşim haşlıyorlar. Umarım şehri aldığımda bana verirler. Yani umarım şehri alabilirim. Ve aldıktan sonra bana... Ay, girmeyin ama, hayır lütfen. Abi. Şehri bana vermeyecekler ki. İsteyenin bir yüzük ara. İsteyenin bir yüzük ara abi. Alp'cim hoş geldin. Babuşum, yazdığını görmedim. Yazı hızlı yukarı çıktı, haberin olsun. Ben şehirden adam alıp gelene kadar adamlar almış usta burayı. Artık kuşatmaya katılalım. Yani isteyenin bir yüzük ara abi. İsteyenin bir yüzük ara. Kral Ragnar'ın yanında refakatçi olarak bekleyelim. Ya umarım verir toprağı ya. Umarım verir toprağı. Yani bir şehir alma görevimiz var. Hala şehir alamadık. Kaç param var, silelim mi dedim. Senin paşa gönlün bilir. Şöyle yapalım. Raporlar. Neredeydi bizim haftalık bütçe raporu? Sanırım 15.000 hazinede varmış. 5.000 de üstümde varmış. 20.000 dukat kadar param var. Şöyle bir refakat et diyelim. Abi kim dalıyorsa keşke var ya bir şekilde kuşatmayı salsa ya. 10 numara olur. Hani 50 kayıp vermeden kale alma görevini çok rahat yerine getiririm de. Bak adamlar burada hocam. Adamlara gitsenize. Kaleye girdiler. Şu kaleyi almak için elimizden geleni yapalım da şehri almak için. Hadi bakalım. Abi burayı biz... Rodoklar yok burada. Svadya var. Onların da arbeletçisi vardı değil mi? Oğlum artık arbelet kabusum oldu lan. Çok samimi söylüyorum, kabusum oldu bak. Şeyler şurada dursun. Bizim hero'lar geride dursun abi. Şu kenarda dursunlar. Çıkamayacağım galiba ben oralara. Fırlatın oğlum silahları. Ben de bir yerden geçeydim, iyiydi be. Varlık gösteremiyoruz ki. Varlık gösteremiyoruz. Varlık gösterebilsek... Bak Nizar burada, Lezalit burada. Bizimkiler fırlatma silahlarıyla falan iyi alıyorlar ha. Oğlum arkanızı kollayın, sırtınızı kollayın. Başınıza bir iş gelmesin. Şu duvarın dibine çekilsene. Herolar bir duvarın dibine çekilsin. Onlar bana lazım çünkü. Sağ üstteki yazılar ne? Onlar görev. Onlar görev babuşum. Onlar chat'in bize ilettiği görevler. Babuşların bize ilettiği görevler. 50 kayıp vermeden bir kale ele geçirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir şehir almamız gerekiyor. Eğer ki şehri biz almamıza rağmen bize vermezlerse de isyan edeceğiz. Tabii ki isyan edebilmek için şehri öncelikle bizim fethetmemiz gerekiyor. Bu şehir savaşı muhtemelen sayılmayacak. Abi müsaade edin. Bir yol verin, ben de savaşayım. Bir yol verin, ben de savaşayım. Ya 50 adam vermeden kale alma görevi, 50 kayıp vermeden kale alma görevi kolay. Ben onu yaparım da.
Şehir alma görevi çok zor. Acaba Sarranit Sultanlığı'nın şehrini mi kuşatıp almaya çalışsam? Ama okçulara ateş etmeyin deyip yürüme emri verseniz daha iyi olmaz mıydı? Bak Matalt geri çekilmeye çalışıyor. Geri çekil bakalım. Olay bitti, biz kaleye daha yeni giriyoruz var ya. Olay bitti, biz kaleye daha yeni giriyoruz yani. Çekil çekil hoca, çekil. Arkadakileri indirdiniz mi? İndirdiler çoktan. Ulan bir kill alırım lan. Aşağı düşerim ama bir kill de alırım. Önümüne zıplar vururum, bir killimi de alırım. Ve Eko Rimo, hoş geldin Osman. Samet abi beni hatırladın mı? Bir yıl gelemedim sınav filan derken Steam'den donate atılabiliyor mu? Oradan sana daha rahat bağış atarım demiş. Balım oranın bir alertı yok. Çok teşekkür ederim. Tabii ki bana destek olmuş olursun. Steam'den de destek olarak. Örneğin hani kart gönderirsin, level alırım, yerim açılır. Silah gönderirsin, satar Steam bakiyesine çevirir, oyun alırım. Yani tabii ki oradan da bana destek olabilirsin ama biraz fazla mı delikanlılık ettik, ne diyorsunuz? Biraz fazla mı baba yiğitlik ettik acaba ya? Şöyle bir sırtımızı duvara verelim. Sırtımızı duvara verelim kral. Ama Osman'cım, isim Osman'dı galiba Ekorimo. Ama herhangi bir şekilde oranın alerti yok ne yazık ki. Ben göremem yani, oyun arasında anca bakabilirim. Sonunuz olmaya geliyorum lan. Sonunuz olmaya geliyorum lan. Şey bu arada, oyun listemiz yenileniyor babuşlar. Daha önce hiç görmediğiniz 14 yeni oyun şu an Steam kütüphanemde kurulu bir vaziyette bekliyor. Yakın bir tarihte yeni oyun günleri yapacağım. Ama elimizden birkaç seri çıksın. Belki YouTube'da görürsünüz, belki burada görürsünüz. Ona tam emin olamıyorum ama bu lordlardan biri mi ya? Swadyalı şövalye. Swadya şövalyeleri harbi çok iyiymiş ya. Arkalarına sızıp iyi indirdik elemanları bu arada. Arkalarına sızıp hakikaten iyi indirdik. Şu şeye baksana ya, ne biçim yapmışlar bizi. Bölüm kaç? Hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. De şehri bize verseniz nasıl güzel olur var ya. Şehri bana versen kral. Nasıl güzel olur ya. Yine arbelet, yine arbelet arkadaş. Matalt kolla kendini yavrum. Kolla kendini. Of 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 of. Biçtik adamları, biçtik. Dün en son 16 idi galiba. Ya bugün 17 falan olabilir. Bugün 17 falan olabilir. Arkamızda da mı arbeletçi var? Ha, onu Matalt indirir ya. Matalt'e de elim aşalı bir savaşçı yaptık ha. Elim aşalı bir hatun. Hani Ymirya birazcık daha tank bir karakter ama Matalt tam bir savaşçı. Ve Fokrals, Samet'im Raukem'de oynar mıyız demiş. Ben oyunu bilmiyorum kanka. Yani muhtemelen daha önce bakmışızdır ama sonra ben unutmuşumdur. Aha, kalenin içi. Lan inşallah be. Var bir hayalimiz ya. Var bir hayalimiz abi. Manitayı bu şehre getirtip kraliçeyi böyle bu şehirde bir yemeğe çıkaracağım. Lady Sweepool'u. Var bir hayalimiz. Bakalım yani yeni aile üyeleri bizim aşiretle baskı yaparsa belki alırız şehri hocam. Belki alırız. Kral, şimdi Ragnar, bir saniye. Ragnar hacı abi. Abi Ragnar'ı tutmam lazım. Kral Ragnar. Kral. Bak şehri güzel ele geçirdik. Yelen şehrini kime bırakacağız? Jarl Surdun'a. Abi beni destekle be ne olur ya. Sizi memnuniyetle desteklerim, tamam. Kralın desteğini aldık. Kralın desteğini aldık. Size kimi desteklediğimi söyleyeyim. Ben de kendimi destekliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi abi diğer dayı oğullarıyla görüşme zamanı. Tuttuğumuzda görüşeceğiz. Jarl Harald. Selamun aleyküm. Kral. Bir şey diyeceğim. Yeleni kime bıraksınlar? Jarl Surdun'a. Beni destekler misin? Memnuniyetle. Eyvallah. İki oy bizde. İki oy bizde baba. İki oy bizde. Güzelsin.
Güzelsin. Beni destekledin. Allah razı olsun. Tamam. Jarl Harald halledildi. Jarl Gundur. Kayınbabam. Kayınbabam. Abi kime bırakalım? Rimmel'de bırak. Beni destekler misin? Memnuniyetle. Harika bir adamsın. Harika bir insansın. Jarl Mayayir. Hacı abi. Hacı abi beni destekler misin? Memnuniyetle. Eyvallah. Arkadaşlar ne yaptık? 4-5 oyu aldık değil mi? Ragnar 1. Arkadaki üçlü 4. Ben de kendime istedim 5. 5 oy bizde. 5 oy bizde, hemen diğerlerini tutmamız lazım abi. Jarl Kurundar falan, bunları tutmamız lazım. Hacı Jarl Surdun değil. Ben tamam sana da bırakırım diyor. Eyvallah. Herkes bize bırakıyor galiba. Tek tek konuşursak halledeceğiz gibi. Jarl Kurundar'ın önünde kim var? Jarl Doru var. Doru bize vermez. Doru bize vermez abi. Ve Gil-galad. Babuşum Warband'da Gold Edition modunu oynamalısın bence. Bayağı güzel, çok seversin. Normal natif haritası ama çok fazla şehir ekleniyor demiş. Gil-galad'cığım desteğin için teşekkürler. Muhakkak bir ara göz atarım babuşum. Yalen'i kime versinler? Beni destekler misin? Desteklemezsin. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bir tane çürük çıktı abi. Jarl Doru'yu da eledik. Kurundar, Doru, Rayek, kral. Yalen kime bırakılacak? Surdun. Ben memnuniyetle. Eyvallah. Arkadaşlar şehir geliyor. Şehir geliyor. Şehir geliyor. Hissediyorum şehir geliyor. Teşekkür ederim Tiestos. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eudor'du bırakmadım. Hayır. Bir ara tabii ki tekrardan oynayabiliriz. Haritayı da göstereyim. Harita babuşlar. Nord Krallığı'nın kesin hakimiyeti altında. Tabii ki bir de Sombos Kergitler var. Buralar Kergitlerin. Kergitler Svadiye'yi şöyle bir köşede sıkıştırdı. Sarranid'i, özür diliyorum. Kergitler Sarranid'i şöyle minik bir köşede sıkıştırdı. Biz Nord olarak önce Svadiye'ye bastık. Svadiye'nin 1-2 toprağı kaldı. Onlar Rodo'a kaçtı. Şu an Svadiye'yi bitirmekle meşgulüz. Vayegir neredeyse komple bizde. Şu 1-2 kale hariç komple bizde Vayegir'in kilit noktaları. Nord olarak bütün krallığı ele geçiriyoruz abi. Nord olarak her şeyi ele geçiriyoruz yani, aşağı yukarı herkesi. Şöyle yapalım. Diğer lordlarla da konuşalım arkadaşlar konuyu dağıtmadan. Rayek de bize verdi oyunu. Nelak. Abi bu bize günahını vermez. Bu bize günahını vermez. Hiç Nelag'la muhatap olmuyordum bile. Etrosk. Bu da bize günahını vermez. Bu da bize günahını vermez. Ama Jarl Surdun şeye girdi. Yalen şehir devriyesine girdi. Dur gidelim şunları bir biçelim de. Abi sadece 4 numara buraya, geri kalan herkes hücum. Sadece 4 buraya, geri kalan herkes hücum. Ya ben kendi krallığımızı kurmamıza bir gerek görmüyorum açıkçası. Ya Yalen şehrini de adamlar bize verirse zaten challenge'ı tamamlamış olacağız. Dün Kerem'in verdiği görevlerden biriydi. Kerem dedi ki kendine bir şehir al. Şehir sana verilmezse isyan et. Ben de şehri aldım. Oyların büyük çoğunluğu da şehri bana verecekler gibi gösteriyor. Yani en az 8 lord'dan falan onay aldık. Kralın da onayı bizde. Şehri bize verdiklerinde challenge tamamlanmış olacak. Neden kendi krallığımı kurmaya kasayım ki? Nord'da ben zaten rahat bir yaşam sürüyorum. Ya benim niyetim Nord'la World Conquest yapmak işte. Bütün haritayı Nord askerleriyle ele geçiririz. Ondan sonra elhamdülillah der, yeni seriye geçeriz. Çok tatlı olmaz mı? Hem tatmin edici bir final olur. Yani kendi krallığımı kuracak olsam Vayegir'i bunlar yemeden kurmam lazımdı. Bence o iş için fazlasıyla geciktik. Bu şehir bize verildikten sonra bir de bir görevimiz daha var. Görüyorsunuz 50 kayıp vermeden, yani maksimum 50 kayıp vermeden bir kale ele geçirmemiz gerekiyor. O kale ele geçirme görevini de yöneleceğim. Çok fazla kayıp vermeden. Bu sayede bugünkü challenge'ları tamamlamış olacağım. Dünden kafamıza kalan challenge'ları. Sonrasında yenileri eklemeye hazır oluruz diye düşünüyorum. Baltayı sevdim ya. Balta güzel.
Baksana abi, hoçırt diye gidiyor, koparıyor adamın kafayı. Buradan Yarl Sundur'la da konuşalım. Yarl Sundur da bize versin. Maksimum 50 kayıp dediği kendi askerlerinde. Evet, evet, evet. Yani 50'den fazla askerim ölmeden görevi tamamlamamı istiyordu babuşumuz. Yarl Sundur, merhabalar. Merhabalar canım, merhabalar. Yalan şehri kime bırakılmalı? Kendimi destekliyorum. Beni desteklemez misin? Desteklemiyor. Bize gelir gibi kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel bize verirler gibi. Şimdi burada ortalık karışacak. Ben hiç ortalığın karışıklığına bulaşmıyorum. Gidiyorum İbdeles Kalesi'ne. Hatırlıyorsunuz bu İbdeles Kalesi'ni alırken nasıl can çekiştiğimi. Orada 50 kayıptan fazla veririz ya. Daha kolay bir kale seçelim. Daha kolay bir kale seçelim. Etrosk Kalesi. O içeride 123 asker daha var ama. 200'e 90 dalar mıyım? Dalmam hocam. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Culmar Kalesi'ne alemde 78-152 asker de içeride. Şimdi bak, bir de şöyle bir sıkıntımız var. Şehri henüz vermediler. Hayır, şehri henüz vermediler. Haringot uzun zamandır bunların elinde. Haringot ve Teverin uzun zamandır bunların elinde. Şöyle bir sıkıntımız var babuşlar. İbdeles'te en az asker vardır muhtemelen de. Kulmar'da eğer duvara saldırılıyorsa, duvara saldırılmıyor. Duvara saldırılmayan hiçbir yere girmem. Tamam, burada duvara dalıyoruz. O 128 adamı bir dışarı çekebilir miyiz acaba ya? Lan bir çıksan çok hoş olur ha. Rayek'i yanıma alıp öyle mi girsem acaba? Dur. Rayek'i yanımıza alıp öyle girelim. Abi beni takip eder misin? Tavsiyene değer veriyorum. Eyvallah, eyvallah. Beni takip et. Beni takip et. Gel buraya. Çok güzel, çok güzel. Paramız da güzel oldu. Benle kal, benle kal. Sabah gelip şu kaleyi alalım. 50'den fazla kayıp vermeden sabah gelip şu kaleyi alalım. Nord Krallığından yarlılardan biri esir alındı. Şu kaleyi bir indirelim de esir alınan elemanı kurtarmaya gideriz. Oy oy. 50 kayıp vermeden bu kaleyi alırsam 10 numara. Şimdi Yalen şehrinin bana verilmesini bekleyeceğim. Bir yandan onu beklerken bir yandan diğer görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Abi hero'lar şöyle köşede kalsın, tamam mı? Hero'lar köşede kalsın, diğerleri hareket etsin. Babacanlar diğerleri hareket etsin abi. Yarl Raya'nın adamlarla beraber daldık. Umarım adamların başına bir iş gelmez. İtmeyin beni, itmeyin beni, düşürmeyin beni. Şimdi şuradaki okçu grubunu dağıtmaya çalışacağım. Ki adamlara çıkarken çalışmasınlar abi zaga zaga. Çiftel silah, bayıldım bu arada ya. Çiftel silah, gerçekten bayıldım. Oo, kalenin altından geliyor askerler. Bunlar bu adamlara nereden müdahale edecekler şimdi? Şuradan müdahale edecekler. Lan yukarıdaki elemanları indirmeye gitmiyor musunuz? Tamam, indirmeye gidiyorlar yukarıdaki elemanları. Ben şuradaki orduyla daha hızlı nasıl münasebete girebilirim? Hadi bakalım birazcık atraksiyon. Aşağı atlayamıyorum oradan. Ay aman 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 aman. Şu karşı tarafa da bir gitmek lazım. Kulenin üstü temiz mi? Tamam, kulenin üstü tertemiz. Kulenin üstü tertemiz. Devam edelim oradan. Bizim arbeletçileri indirmemiz lazım. Rodok'la da savaşırken zaten canımızı okudular. En güzel arbeletçileri indirmek. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum Batucuğum. Rodok okçuları... Ay, kaledeki istiflenen adamlara bak. Rodok okçuları kesinlikle kalede çok iyi iş yaparlar. Bizim Levazım subayına Rodok ordusu toplaması konusunda bir emir verebiliriz. Tabii ki kısmet olursa bunu Yalan şehrine aldıktan sonra yapalım. Buradan bir yerden atlasam yumuşak iniş yapabileceğim bir yer yok. O yüzden tedbirli bir şekilde aşağı inmeye çalışacağım. Şu kaleyi peki dümdüz ettiniz mi? Etmişlerdir herhalde ya. Etmişlerdir herhalde. Gelin lan.
Tek kişilik orduyum ben, hadi bakalım. Şu adamların içine hızlıca girelim. Okçuların pozisyon almaması lazım. Alırlarsa canımızı okurlar ki okuyorlar da. Abi tamamen var ya motivasyon duvara saldırma. Eğer duvara saldırmasak da kuşatma kulesi inşa etsek ya canımız okunurdu yani. Yapıştır hepsini. Yalnız bu adamlar kasmış. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu adamlar çok güzel kasmış abi. Adamların üniteleri Svadyalı Şövalye. Alpcim hemen döneceğim sana. Hemen döneceğim sana. Çok teşekkür ederim desteğin için. Şu savaş bitsin hemen döneceğim. Challenge'lardan birini tamamlamış olalım en azından. Üşenmesem gidip karta para yükleyeceğim de üşeniyorum babuş bu sıcakta demiş. Alp Soylu. Paşa gönlüm bilir hocam. Paşa gönlüm bilir. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Bana böyle daha az eziyetle bir oyun deneyimi daha da iyi gelecektir açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani dün paso şey böyle silahları sildirmece falan. Ya şu yeni aldığım zırhın üstümde kalması beni daha çok mutlu ediyor. En azından oyunu bitiririz, oyunu ilerletiriz. Bir iki kişi kaldı diye tahmin ediyorum koca kalede. Evet, iki kişi kalmışlar. Ben bu ekrana nasıl geldim? Burası nereye gidiyor? Neden böyle bir merdiven var peki? Lan! Kendi kendime knockout ediyorum. Teşekkür ederim babuşum. İyi yayınlar dileyen için sağ olasın. Yeni gelenlere ve takip edenlere de çok çok teşekkürler. Ve 6 ölü 3 yaralıyla kaleyi aldık. Müttefikin kaybını bile saysak toplamda kayıp 21 oluyor. 50 askerlik bir kayıp vermeden kale aldığım için challenge tamamlandı sayıyorum efendim. Gayet iyiyiz bu arada. Gayet iyiyiz. Hiçbir şey istemeyeceğim bu arada. Kalenin bana verilmesini istemeyeceğim. Jarl Rayek'le konuşmuştuk. Remalt'la konuştuk mu? Remalt, Iria. Hocam selamun aleyküm. Yalen şehri kime bırakılmalı? Surdun. Beni destekler misin? Hayır diyor. Surdun'u desteklerim. Abi ya Jarl Surdun'a gidecek ya bana gidecek ya. Jarl Maleza. Bu herif bana vermez. Zaten bu herif bencil abi. Adam şehir kime verilmeli? Bana verin diyor. Bana. Peki bir tane köyle, bak bir tane köyle nasıl bu kadar asker basabiliyorsun azizim? Bana bir anlatır mısın? Bir tane köyüm var, 125 tane askerim var ya. Dur şu çocuğun yanına bir gidelim hızlıca. Remal'da. Görevlerden birini sileceğim yukarıda. Remal ne haber kanka? Yalan şehri kime? Kendine. Oğlum siz ne kadar bencilsiniz lan? Senin de 2 kalen 3 köyün var. Bakma bende de 4 kale var da ben biraz bencilim. Ben kime veriyorum? Ben kendime veriyorum kanka. Şu yukarıdaki görevlerden birini bir silelim şimdi hemen. Maksimum 50 kayıp vermeden kale alma görevi tamamlandı. Şehir alınacak. Şehir bize verilmezse de isyan edilecek. Umarım Yalen şehri bize verilir. Abi adamların kaç liderliği var ki? Benim liderliğim daha 3'te. Level alayım da liderlik veririm ya. Aa, Cumlar'ı da alabilirim de hiç uğraşmayacağım ya orayla. Kulmar köyüyle, şey kalesiyle. Oralarla hiç uğraşmayacağım. Svadia ile North barış mı imzaladı? Lan ne çabuk, niye? Ne çabuk ve niye? Neden böyle bir şey yaparsın ki? Ya kesiyorduk zaten elemanları. Abi vurmayın abi dediler. Abi vurmayın abi dediler. Vurmadılar galiba. Gidelim madem Sarranitlilerle kapışalım. Aa Jarl Gast ya. Kanka ne haber? Yalan şehri kime? Surdun'a. Beni destekler misin? Memnuniyetle. Canımsın. Canımsın. Sen kimsin? Jarl Marmun. Marmun bize günahını vermez shit. Marmun bize günahını vermez abi. Onda ben o şeyi görmedim. Onda o tipi görmedim.
Sen kimsin acı? Jarl Druli. Kimi destekliyorsun? Belgara'yı destekliyorsun. Beni destekler misin? Memnuniyetle. Eyvallah. Arkadaşlar bayağı destekçi topladık. Yani bayağı bayağı destekçi topladık. Bu topladığımız destekçilerle umut ediyorum Yalen şehri bize verilir. Yani gördüğüm bütün lordlara sordum neredeyse. Yamiche Kalesi, Sararinit Sultanlığı. Yamiche Kalesi'ni alalım mı? Bir köy yağmalayalım da kendimize gelelim ya. Bir köy yağmalayalım kendimize gelelim abi. Dur bir saniye. Yalen şehri sana verildi. Challenge accepted. Challenge başarıyla tamamlandı abi. Artık Babuş'un bir şehri var. Ve o şehirde Yalen şehri. Muhtemelen benim muhasebeci falan Yalen şehrine taşınmıştır. Gidelim Yalen şehrine adamları yığalım. Abi yayılalım keyfimize bakalım. Yayılalım keyfimize bakalım babacım. Mis mis mis. Mis gerçekten mis. Şunlar zaten çok yenmiyor. Bunları at, şunları al. Bunları hemen hızlıca satarız. Beni bir tur bir Tilbaut'a götür. Elimdeki dandik askerleri falan alayım. Umarım başkentim taşınmıştır ya. Başkent taşıma olayı nasıl yapılıyordu? Tilbaut'a doğru ilerleyeyim de. Oh, çok iyi olmadı mı ya? Çok iyi olmadı mı ya? Abi artık şehir de alındı. Artık bir şehrimiz var. İlk şehrimizi de almış olduk. Sarayı taşıdan sarayı taşıyacağım. Artık bir görevimiz yok. Bütün görevler tamamıyla tamamlandı babuşlar. Geçen yayından kalmaydı tabii ki bu görevler. İşimi bitirebilmeye sevindim bu arada. İşimi bitirebilmeme sevindim. Rodok'tan ayrılıp Nord'a gelenler var. Çok güzel. Rodok'tan ayrılıp Nord'a gelmeleri çok çok iyi. Şimdi bir saniye. Önce birlikler. Önce birlikler. Kardeş şu adamları bir yerleştir bakayım. Biz de buraya bir ayar çekelim. 80 acemiyi ver. 82 okçu. Burada 100 adam bıraksak yeter ya. Yani 110. 110 adam bıraksak yeter. Bunları bir götüreyim Yalen şehrine bırakayım. Bir tur daha geleyim. Şuradaki elemanları alayım. Yalen şehrine yeni adamlar kasmış olalım. Sanırım saray otomatik taşındı bence şehre. Bence saray otomatik taşındı. Bence saray otomatik taşınmadı. Babayı taşındı. Sarayı taşı deyip taşımamız gerekecek galiba. Hacı ambarı bir kontrol ettir bana bakayım. Elma elma elma. Şu 50'lik 3 elmayı at bakayım buraya. Hatta var mı 4. elma? Var. 50'lik 4 elmayı at. Elmalar burada dursun. Sosisler. 40-40 sosis. Başka var mı 40'lık sosis? Yapmayın be. Peynir. 50-50-50 kurutulmuş et. Başka ekmekleri alabilirsin. Ve Alip'i keşke vermeseydi. Üzüldüm be demiş. Yapacak bir şey yok kral. Yapacak bir şey yok yani. Biliyorum, biliyorum. Kendi krallığımı kurayım, isyan edeyim. O isyan sonucunda da başım ağrısın istiyorsunuz ama açıkçası ben böyle bir şey olmadığına sevindim ya. Şöyle yapalım kardeş, şöyle yapalım. Hazine ile alakalı bana bir bilgi ver. Hazineden para alacağım. Bir 10.000 ver, asker geliştireceğiz malum. Bu adamları gidip kaleye koyayım, sonra buraya bir tur daha geleceğim. Buraya bir tur daha gelene kadar umarım beni haşlamazlar bir yerde. Şöyle yapalım. Dihrim'de bir aldığımız eşyaları da satalım. Çok iyi oldu bu. Evet şehir fethetme görevini yaptık Ekrem Beyciğim. Doğru mu okudum? Erkan Bey pardon. Erkan Bey. Şehir fethetme görevini yaptık. Yalen şehrini kendi himayemiz altına aldık. Kral Ragnar Yalen şehriyle bizi ödüllendirdi. Ve biz de Yalen şehrini başkentimiz olarak taşımak üzere o bölgeye doğru ilerliyoruz. Tilbaut'a biraz zıt düşüyor açıkçası. Oraya bir miktar asker takviyesi yapmaya ve daha rahat bir yerleşim yeri kurmaya çalışıyoruz. Anneciğim teşekkür ederim. Eline sağlık. Evet evet evet. Kadife ve başka şeyler istiyordu galiba. Kadife ya da alet falan istiyordu. Onları buluruz abi. Onları buluruz. O kadar masrafa gireceğiz artık yani. Onlar şart. Ben şu Yalen'i elimden geldiğince kuvvetli hale getireyim. Yarın bir gün ilk kuşattıkları nokta burası olmasın.
Burası olursa üzülürüm çünkü sonrasında zaten doğrudan çok güzel. Sonrasında zaten doğrudan Sarranid'i bitirmeyi oynayacağım. Tabii ki yeni bir görev gelmezse ya da yeni bir challenge. Birileri bizi şeye çağırdı galiba. Nord Deyası, kıdemli Nord Okçusu, Nord Okçusu, Vayagir Piyadeleri falan filan Nord Acemileri. Nord Okçusu yaparız abi Acemileri. Nord Avcısı olarak çevir, koy kaleye. Şimdi buradan ben genelde burada sadece Nord askerleri tutacağım ya da sadece Nord askerleri tutacağım diye kendimi kasmama gerek yok. Ama bir parça yanıma adam alayım ki gidip diğer askerleri alırken ölmeyeyim, öyle değil mi? Gidip diğer askerleri getirirken ölmeyeyim. Şöyle talimli Nord yayasıyla, talimli Nord yayasını ver, 25 kişinin önünü şey kesmez herhalde. 30 kişinin önünü kesmezler herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi gönüllü topla, bu şehri düzenle. Sarayı buraya taşıma görevi yok. O niye yok? Sarayı buraya taşıma görevi yok ya. Aa, zaten komiserle muhasebeci ben nereye gidersem oraya geliyor. Peki benim hanım niye benim yanıma gelmiyor? Benim hatun niye benim yanıma gelmiyor abi? Tamam, tamam, tamam. Benim hatun kalede de yok ki. Kral değil miyim? Ulan lordum, niye eşim yanıma gelmiyor? İlle hatunun yanıma gelmesi için kral olmam mı lazım? Ne demek kral olman lazım? Neden hatun benim yanıma gelmiyor? Merhaba canım, bana yeteneklerinden bahset. Bundukçum, çeviklik. Bundukçum, bir dal atletizm al. Sonra biraz zeka verelim Bunduk Efendi'ye de diğer özelliklerini falan arttırabilsin. Güçlü germe, fırlatma. Güçlü germesi ve fırlatması yok herifin. Bu adam nasıl arbelet kullanıyor, ben onu anlamadım ki. Bunduk neden arbeletçi, ben onu anlamadım. Nizar'cım ne haber canım? Nizar'ın başka hangi özellikleri upgradeleyebiliriz? Nizar'a yön bulma ve taktik becerisi vermişiz. Bu şekilde kasmaya devam ederiz ya. Yön bulma, taktik falan filan. Buraları artılarız. Sonra çevikliği 9'larız. Binicilik ve kalkan kullanım yeteneğini falan arttırırız. Çift el ve göndergeli silahlarda ustalaş canım. Eyvallah. Tilbaut'a gidelim. Tilbaut'tan kalan adamlarımı alayım. Ondan sonra Sarrani'de şöyle bir musallat olalım. Arbelet için skill gerekmiyor mu? Herhangi bir şey yok mu? Güçlü germesi falan. 16.000 mi net değişim? Ne kadar geldi pardon? Yalan şehrinden gelen vergiler. 12.000. Bu herhalde ilk turluk bir şeydi ya. Bu herhalde ilk turluk bir şeydi abi. Rivecek'teki kadife. Bu ilk turluk bir şeydi diye tahmin ediyorum. Her tur bu kadar para vermez herhalde ya. Keşke verse de sanırım vermez. Merhaba. Şu 32'yi de alabildim mi? Yok. 3 tanesini at diyor bunların. Tamam. Bekle. Şu 3 savaşçıyı bir atalım. Nord E'si ile bir tane bunu at. Ve merhaba. Şu 3 savaşçıyı ver bakalım bana. Hayda. Yanlış hesap yaptık galiba. Ve Alip, ilk yenge ile konuşman lazım sanırım. O da olmazsa, neresi zenginse orada duruyordu diye hatırlıyorum. Aslında evet Batucuğum, herkesle ilişkim var ve isyan etsem muhtemelen yanıma da Nord çekebilirim ama hayır, isyan etmeyeceğim. Abi niye isyan edeyim ki? Tıkır tıkır ilerliyor seri yine güzel. Gideceğim birazdan Sarrani'de bela olacağım. Sarrani'de kestikten sonra içimizde köşeye sıkıştı Svadya. Bir 30 gün sonra Svadya'ya dalıp Svadya'nın bütün topraklarını elinden alacağım. Sonrasında Kergit'le birebir VS. VS'yi de kazandıktan sonra mis gibi oyun bitti zaten. Ya Egemen, Legion TD2 sarıyor da balım. Şöyle bir sıkıntısı var Legion TD2'nin. Çok hızlı dövüyorlar ya. Adamlar biraz fazla tecrübeli.
Tilbaut'tan aldım mı adamlarımı? Aldım. Çok güzel. Bütün kalelerimde gerekli şey var diye hatırlıyorum. Suno'ya gideceğim. Hatun'a diyeceğim ki gel benimle Yalan şehrine taşın. Yalan şehrinin refah seviyesi zenginden ortalamaya mı düştü? Neden? Neden zenginden ortalamaya düştü ki? Köyleri falan mı yağmalandı acaba? Köyleri zaten yağma yemişti oranın. Yalan şehrine bağlı bir tane köy var. Merhaba. Karakter. Yalan şehri. Aa yo, 4 tane köy var. 4 tane köy var abi. 4 tane. Livia, Gulumar, Epese, Dumar. Dumar da mı bizim? Oo, buralara yağma attırmamam lazım. Şimdi bak, paramız da var. Bence Yalan şehrinin etrafına bir devriye ayarlamanın tam vakti. Bu benim hatun değil. Aa, bu benim kayınvalide. Sen babuştası olmalısın. Kral Yal Gundur senden çok bahsetti diyor. Lan kızınla evlendim lan kızınla. 6 win 1 lose. Ben de hiç win alamıyorum kanka. Ben de hiç win alamıyorum. Ya kayınvalide benim, ben. Nerede abi? Senin koca değil. Senin kayınpilader, senin koca, senin yeğen. Abi may karı. Benim zevce, ha. Benim zevce nerede? Buluka Kalesi'nde. Niye Buluka Kalesi'nde ya? Benim hatun ne yapıyor Buluka Kalesi'nde? Gel Yalan şehrine gidelim. Bu arada abi Ragnar adaletli yönetiyor ya. Ragnar gerçekten adaletli yönetiyor. Ragnar'ın adaletli yönetiminden memnunum. Bu arada bu adamların da büyük bir kısmını 44 askerinle beraber gel diyor Jarl Kurundur. Neredesin ki? Benim kendi işlerim var abi ya. Benim kendi işlerim var. Siz halledin. Takılın kafanıza göre. Muhtemelen Shariz'e gidip şeyi bitirecekler. Sarrenid'i bitirecekler. Hatun ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun? Mekana bak. Mekana bak mekana. Ve 25 lira gönderip chat isyan duruyor diyor. Anket aç, ne çıkarsa onu yapalım demiş. Yapmak istemiyorum ama. Yapmasak olmaz mı? Hani chat'e sorarsak şu an ben savaştayım. Ragnar'la savaşa girdim şu an ben. Hatun benim için birkaç tane ekmek alır mısın mı? Balım sarayımızı taşıyalım. Aletler ve iki parça pamuk kumaş. Tamam. Şimdi ama aletler ve kadifeye ihtiyacımız olacak diyor. Bir saniye. Aletler ve iki parça pamuk kumaş. Buluruz. Rivaçek'ten buluruz abi. Rivaçek'ten buluruz. Yapmasak olmaz mı? Aletler burada. Aha, pamuk kumaşlar burada. Aletler ve iki parça pamuk kumaş. Tereyağları da alacağım. Dayanamıyorum. Peynir, balık, ekmek, balık. Son balığı alma. Ne güzel ilerliyorduk. Şöyle askerlere bir terfi verelim. Hatun'a sarayı bir taşıtalım. Bayağı geriye düşeriz ya. Bayağı geriye düşeriz. Ben şu an donate atan babuşa inisiyatif soruyorum. Sarayı taşıyalım. Alet ve iki parça pamuk kumaş. Dur. Hanemizdeki malların sayımını yapalım. Geliyorum. Aletler ve iki parça pamuk kumaş. Canım sarayı taşıyalım. Sarayı kurmak için her şeye sahibiz. Yalan şehrine taşı sarayı. Evet. Gel benimle beraber. Bana ekmek alır mısın? Oha. 200 birim ekmek alabiliyor mu bana? Ekmek alma balım. Vay. Görüşürüz Hatun. Sen ki... Ha, bu bizim komiser de. Bu bizim komiser be de muhasebeci. Benim muhasebecim olmaktan dolayı... 200 tane ekmek ne ya hakikaten. Benim muhasebecim olmasından dolayı saçında bir tel saç kalmamış. Tamam, Hatun burada değil arkadaşlar. Hatun Yalan şehrine doğru gitti.
Biz de Yalen şehrine gidelim. Sonra eğer donate atan babuş derse ki evet oylama istiyorum, oylama yapalım, eminim, devam edelim abi. Oylamayı yapalım ve çıkan sonuca göre devam edelim. Artık orası sizin bileceğiniz iş olacak. Ben chatte anket oluşturacağım. Yani dürüst olmak gerekirse ben böyle bir şey yapmayı neden isteyeyim? Ama derseniz ki bu bir challenge, görev. Eyvallah abi, eyvallah yani. Başa gelen çekilir. Yalan şehrine doğru bir ilerleyeyim de. Hayır, işin kötü yanı şu. Sen artık efendisiz bir savaş lordusun deyip böyle hani dakika başı tepeme binebilirler. Aha, Ymiria level aldı. Çok güzelsin Ymiria, çok iyisin. Böyle dakika başı kafama böyle invade falan gelir. Ya, o şey olmaz ya. Ymiria'cığım, senin durum ne alemde? Sen zeka vermeye devam ediyorsun. Tamam. Bir tur daha zeka vereceğiz. 27 olacak. Buraları 9-9-9 yapabileceğiz. Bir puan fazladan kalacak. Onu da atletizme basarız sonra. Ymiria'ya teker silah hüneri vermeye devam edelim. Tekrardan save alalım. Ve şuradan artık kaleyi bir düzenleyelim ya. Şu 10 kahramana da at bakayım buraya. Nord avcısı almaya çalışacağım elimden geldiğince. Kıdemlilerden bir 20 asker koyalım. Biraz daha avcı alalım. Bu avcıları okçu yapmaya çalışacağım. Buralar biraz dağınık. Sıkıntı yok Deniz Alp ya. Tamam. O zaman Josan diyorsa o oylama açılacak. Josan diyorsa o oylama açılacak. Setten beklediğim reaksiyon geldi. Madem öyle yapalım. Yapalım. Ben teyit etmek amacıyla sordum. Tamamdır arkadaşlar. Oylama yapılıyor. Oylama yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Oylama yapılıyor. Ben yayını tam ekranda izleyen babuşlar için ve YouTube'dan izleyenler için olan biteni ileteceğim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu arada tekrardan desteğiniz için. Madem siz diyorsunuz ki ya buna benzer zor bir görev ya da bu, hiç mızıtmayayım. İlk başta söylediğinizi yapalım. Oylama yapalım. Ve Deniz Alp 60 lira göndermiş. Oylama istemiyorum. İsyan yapma demiş. Oh. Peki. O zaman oylama iptal. Şöyle yapıyoruz. Deniz Alp bana bir görev veriyor. Chat bana bir görev veriyor. İki farklı görev yapıyoruz abi. İki farklı zor görev. İsyan bitmiştir. Çok şükür. Ya olsaydı da yapardık. Ne var ya? İçimden böyle şey yapıyorum. Evet, rüşvet var. Evet, rüşvet falan. Görme. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey yaşanmadı. Az önce sil hafızandan. O zaman bir görev Deniz Alp'ten, bir görev chatten alıyorum arkadaşlar. Chat, buyurun. Karıyı boşa. Öyle bir şey var mı zannetmiyorum. Ya karıyı boşamak var mı zannetmiyorum. Zırhsız oyna. Bölüm boyu zırhsız oyna. Olabilir. Kabul görebileceğim bir challenge. Kale al ama isyan et. Hayır. İsyan yok dedik. 100 bin altın topla. Toplarım. Gezgin kadında 20k dinar harca. Bunlar zor görev değil ama. Bunlar zor görev değil arkadaşlar. Krala küfür et. Yok ki. Şöyle bir challenge yapalım. Madem öyle chat, şöyle bir challenge yapalım. Eskiden ne güzel görevler veriliyordu, artık tamamen sana dayamalık. Şöyle yapalım, bakın. Sizin isteğiniz üzerine kendine Iron Man yap, 3000-3500 defans. Yapamam. Ve Deniz Alp görevini verdiği yeni aldığın şehirleri en iyi hale getirip gelirini en iyi şekilde yap. 20 günlük zamanın var demiş. Teşekkür ederim Deniz Alp'im. O zaman Deniz Alp'in görevi şöyle bir kenara yazalım. Şehir ve köyleri geliştir. O yazı gözükecek, merak etmeyin. Deniz Alp'in görevi bu. Şehir ve köyleri geliştir.
Babuşlar, sizin içinde sınırlama modu 10 diyorum, tamam mı? Sınırlama modu nedir şimdi? Size o sınırlama modunun da açılımını yapayım. Bölüm boyunca abi, bu yayın boyunca daha doğrusu, şu sınırlama mod onu şöyle bir getireyim de. Josan, bu arada arzu edersen yeni görevi sen de belirleyebilirsin. Sınırlama modu şu arkadaşlar, üzerimde bulundurabileceğim asker sayısını yarı yarıya düşürüyorum, tamam mı? Sınırlanma modu bu. Bulunan asker sayısını yarı yarıya düşünüyorum. Artık 45 askerden fazla asker barındıramayacağım. Madem zorluk istiyorsunuz, birazcık işin rengi değişsin. Yalnızca 45 asker bulundurabileceğim. Artık hani ister kalede otur geliştir, ister sefere çık, ne olursa olsun yalnızca 45 asker. Ve madem yalnızca 45 asker, şöyle iyi adamları almak lazım ki tenimizin rengi değişmesin, öyle değil mi? 28 var şu an üzerimde. Kıdemlileri alırım, kahraman yaparız. 30'unu böyle alalım. 9 tane mi okçu alacağız? 9 okçu olmaz. Şöyle 14 tane de kıdemli okçuyu alayım. Tamam. Bak, asker sayısını yarı yarıya sınırladım. Bununla beraber başka ne yapabiliriz? Evet. Yayın boyunca babuşlar. Sınırlama modu açık ve bölüm boyunca zırh giymek yasak. Nasıl? Hadi at da binmeyeyim diyeceğim de fightlara falan çok geç gideriz ya. Neyse. Hadi atı da kapadım. Sınırlama modu açık abi. Sınırlama modu açık. Tıpkı Iron Man modunda olduğu gibi save almak yok. At yok, zırh yok. Askerler yarı yarıya. Bence bunun ötesini yapamayız. Ya da bu sınırlamanın kalkması ya da farklı bir görev verilmesi Josan'a bağlı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Öncelikle Han'a gireceğiz. Gezginlerden birinden Artimanlar'ın yerini öğreneceğiz. Deniz Alp'in görevini yerine getirebilmek adına Artimanlar'ın yerini öğrenip Artimanlar'ı yanımıza alacağız. Ve yavaş yavaş şehirlere inşa yapmaya başlayacağız. Şehirlerimize, köylerimize, gelirimizi en iyi şekilde arttıracak şekilde. Artimanları nerede? Al 30 dinarı. Şaris şehri. Şimdi o iyi olmadı Kral. Şimdi o hiç iyi olmadı, biliyor musun? Hiç iyi olmadı abi. Artiye kurtarma operasyonu. Artimanları yanıma almam lazım. Artimanırsız iş yapamam arkadaşlar. Artiyi yanıma almam lazım mutlaka. 5K para abi, çok iyi çok iyi, gelirim de çok güzel geliyor. İşletmeler açabiliriz bu arada. İşletmeler için öneriler varsa bizim elimizde bulunan şehirlerde işletmeler açabiliriz. Şu Jamiche Kalesi'ni bir gidelim alalım. Bölgeden Asilzade'yi bakan olarak ata. Artık mesaj ve hediye göndermek istersem o bakana danışacağım. Peki. Bir köy yağmalayıp kendi... Oh! Şeris kuşatma altında. Lan bizimkiler mi indiriyor bebeleri aşağı? Vay 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 vay. Vay anam babam vay, üf. Burada var ya, dünyanın fatihi dönecek ha. Burada dünyanın fatihi dönecek abi. Süper bir fight dönecek bak, ben sana söylüyorum. Burada çok süper bir fight dönecek usta. Ne yapalım? Katılalım mı biz de buna? Ya da adamın diğer kalesini almaya çalışalım mı? Jamiche Kalesi. Jamiche Kalesi zor mu alınıyordu? Bak, kral bir yandan burada kuşatma da bir yandan görevi teslim ediyor. Ben şu RT'yi bir alayım geleyim de. Şehrin içine sızayım. Hacı siz devam edin. Siz devam edin abi. Şehrin içine bir sızalım. Lan ben bunu bizimkilerden biri zannettim. Hatta Rolf zannettim ben bu çocuğu. Lan bizim adamları anlamıyorum ki. Kimi zopalayacağımı anlayamadım. Bizimkilerin sevinç çığlığına bakar mısın? Jamiche Kalesi'ni ben aldırmıştım sana. 5 dakikada aldın, kolaydı. İsyandan daha iyi oldu ama at al, haklısın.
Sınırlamada önümüzdeki bir saat. Tamamdır, tamamdır. Siz nasıl diyorsanız öyle yapalım. At için de teşekkür ederim bu arada. At gerçekten işe yarar. Artı, hacı, gruba bir gel ya. Gruba bir gel ya. Kavgacı sarhoş. Aman onlar takılsın kafasına göre. Tamam. Artimenleri aldık gruba ama bizde söz senet ne dedik? 45'ten fazla asker tutmayacağız dedik ve Arti de buna dahil. Şimdi Artimenler burada olduğuna göre gidelim. Jamiche'yi lootlayalım. Jamiche'yi lootlamamızın ardından gidip kalesini alalım. Atı giymeyi unuttum. Atı bir giyeydim. Savaşa katılayım mı? Görmek istiyor musunuz Şeris şehrinin savaşını? Peki katılayım. Oh 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 oh. Yemeğe bak yemeğe. Yemeğe bak yemeğe. Ulan ne kadar güzel yemek geldi ya. Şöyle yağları alalım bir kenara koyalım. Şuradan materyallerimizi de alalım. Deniz Alpçim, savaşa katılmama müsaade var mı? Bir aksiyon görelim mi? Yoksa direkt gidip şehri geliştir dersen buradan koştura koştura şehre gideceğim. Bu arada paranın suyunu sıkmaya çalışıyorum, fark etmişsinizdir. Alınabilecek neredeyse bütün her şeyi alıyorum abi. Girelim mi savaşa? Böyle büyük bir savaş göstermiş olalım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Jamiche'yi devirip Charizard'a öyle gidelim bence. Ki burayı devirir miyiz? Deviririz ya. Deviririz abi, çok rahat deviririz. Ne diyorsunuz? Save'e dönmek yok. Save oyun çökerse diye alınıyor. Save'e dönmek yok. İstediğini yap. Süren var sonuçta. Bugün kaliteli gelişme yapman lazım. En azından gelirini iki katına çıkarmanı istiyorum. Tamam. Tamam. Tamam kankam. Artıyı aldık yanımıza. Merak etme. Bir iki şey de bakarız. İşletme falan da bakarız. Hazineden para çekerim. Buradaki Veluka ve Yanan şehrine bir işletme açarız. Bununla beraber şehri de geliştiririz, şehirleri, köyleri. Ki ben köylere yatırım yapmaktan yana taraftar değilim ya. Çok yağmalıyorlar köyleri. Çok yağmalıyorlar. Aa, kuşatma kulesi inşa ediliyor. Nope. Girmiyorum buraya. Kuşatma kulesi inşa ediliyor abi. 45 adamla kuşatma kulesini ilerletene kadar beni bitirirler zaten. Ben o kuşatma kulesini bebelerle ittirene kadar beni bitirirler. Hadi aksiyon olsun. Şuradaki Charis şehrini de alalım. Ondan sonra ben komple farma oturacağım. At serbestti. Bir dakika, bir atımı giyeyim. At serbestti. Zırh yasaktı. Ben de geliyorum. Beni de alın. İçeride böyle 1000'e yakın asker var ha. Oo, kuşatma kulesi style'a. Hero'lar. Abi şuraya, şuraya. O köşeye geçmiyor, o köşeye geçmiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hero'ları buraya getirebilir miyim? Oğlum buranın kuşatma kulesi nasıl ilerleyecek lan? Tipe bak! Abi götümde donla koşuyorum abi, götümü giymeye donum yok abi, de buff'a bak abi. Lan sen nereden çıktın? Aman 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 hocam. Siz nereden çıktınız lan? Gizli bir geçit mi var lan, doğru söyleyin bak. Aman aman abi, götümüzde donla gittik. Atı aldım, atı aldım da bu savaşta at kullanılmıyor. Ve Alp, nerede o eski babuş? Yemek sevdası yüzünden satılacak eşyalara azalırdın demiş. Bütün yemekleri aldım. Bütün yemekleri aldım ki. Evet, yarı yarıya asker kısıtlamamız var arkadaşlar. Zırh kısıtlaması da buna dahil. Yani şu an yediğimiz okların böyle bize ileride çok daha büyük vuracağı... Adam gözlerimin önünde devrildi usta. Şu artistleri indirin aşağı ya. Artistleri indirin aşağı. Bak ben bir şey yapamıyorum. Kalkanları falan çektiler. Bekliyorlar bak Charis şehrinde. Ben dolanıyorum abi, ne yapayım, beni bir yerde tespit ederlerse döverler beni. Donla savaşa geldim, donla. Don atletle savaşa geldim, beni döverler. Öyle adamların arasına dalmak yok artık. Ama hızlı koşuyor ha, fark ettin mi? Bayağı hızlı koşuyor. En önden gitmek, en önden gitmece mantıklı mı? Bence değil. En önden gitmece, aman, mantıklı değil.
Aradan kaynayıp geçebilir miyim lan acaba? Ah! Vurma, vurma! Vurma, direkt böğrüme saplanıyor. Dur dur dur, arkaya bizimkileri al. Sen kimsin? Bunduk. Lan eşyola çek, ben sana kenara git demedim mi? Sen niye benim sözümü dinlemiyorsun? Evet, birazdan bunduğu dövecekler arkadaşlar. İsyankar bunduğa Saranitlilerden meydan dayağı. Beyler bakın, donum yok. Bana vurdurmayın şurada. Çekil, sağ kenar açık, çekil. Çekil de bir akıp gideyim. Ih. Sağ kenar açık, çekil, ne olur sağdan akayım gideyim abi. Abi abi, sağ açık abi. Evet beyler, ayaklarıma kadar vuracaklar şimdi. Ayaklarıma kadar dövecekler. Cana bak, cana. Ben şu kenara bir çıkayım da. Babacım selamun aleyküm. Ne yaptın? Dur, adamlarıma yardım etmem lazım. Adamlara yardım etmem lazım. Adamları döve döve bayıltıyorlar. Döve döve dayakla bayıltıyorlar abi adamları. Sen şöyle bir açıl. Zırha bak, zırha. Herifteki zırha bak abi. Lütfen bana değil, bana değil, bana değil. Hangi pozisyonu alıyorsan al, bana vurma. Ih. Selamun aleyküm, bu da Nizar galiba. Orada can verdik ama en azından mekan açıldı abi. En azından mekan açıldı. Bu arada Sarranitlilerle hiç karşılaşmadım. Yani Sarranit'ten firar eden elemanlar nereye gider hiç bilmiyorum abi. Sarranit'ten firar edenler hangi krallığa giderler hiç emin değilim. Dar koridor. Ragnar'ın adamları falan da burada. Oo, oradan gani gani adam geliyor. Aşağıya inip aksiyona girmemiz lazım. Bir vursalar güle güle. Öldük kral, öldük, ne yapalım. Öldük, geri kalanı Nizar'da işte. Bizim çarlar bir değil, ocağımız kör değil kanka. Selamun aleyküm lan. Sopam çekil. Önümden çekil. Splinter Usta gibi adamım ha. Unut onu, unut onu. Unut onu, beni vurmayı unut. Lan 3 vuruşa inmeyen okçu mu olur? Bu okçular fazla hormonlu oğlum bunlar. Silah erimi çok güzel silahın ya. Yalnız arada adam bir fitil oluyor. Onu da anlamak lazım. Ben öndeki adama atlayıp arkadakine nasıl vurdum az önce? Bak yine aynısı oldu. Arada öndeki adama atlayıp arkadakine sektiriyorum ha. Evet, bir dondu, bir dondu, farkındayım, bir dondu. Angart ulan. Alın lan gardınızı. Bu adam kergitli bu arada. Şu önümdeki kergitli. Evet. Kergit atlı okçusuymuş hem de. Aynen aynen. Lan sen nereye, sen nereye dürüzü. Ih. Abi herkese posta koydum ama Allah sonumuzu hayretsin chat. Herkese bir posta koydum ama bir ona bir ona bir ona bir ona sonumuz hayır olsun abi. Evet, sonumuz bu. Artimenlere dayıyorlar abi. Artimenlere feci dayıyorlar. Yo, ben birine Ford galiba. Dayı, saçından başından utan. Yaşından utan, yaşından. Arkadaşlar, kolesterofobim baş gösterdi. Kolesterofobim baş gösterdi. Çekilin lan.
Evet, birinin kafasına oturmadığında demem artık. Adamın kafasına oturup kaldık orada. Arkadaşlar, sizi dayınız mı doğurdu? Aşağı doğru iner misiniz? Sizi dayınız mı doğurdu? İndir oğlum beni artık. İndir beni. İndir artık beni. İndirsenize lan beni. İndirsenize lan. Adamlar benim sözümü dinlemiyor. Evladım biraz geri çekilelim hadi hep beraber. Hep beraber herkes. Heh. Biraz geri, Allah razı olsun. Nihayet inebildim. Oğlum dar koridorda niye savaşıyorsunuz adamlarla? Beni takip edin. Takip et beni, takip et beni. Yaşıma hürmeten bari bir takip edin ya. Heh. Heh, takip et beni, in aşağı. Spam noktalarına gideceğiz adamların. Dar koridorda kapışıyormuş herifler ya. Şimdi ben bu bölümün başlığını artımenleri kucakladılar yazsam hoş mu? Ki kucakladılar. Tamam abi. Adamlar nerede? Lan. Beni niye takip etmiyorsunuz? Adam akıllı. Yaşlı başlı adama ne vuruyorsun lan yaşlı başlı adama? Ne vuruyorsun lan yaşlı başlı adama? Tamam şimdi herkes... Herkes bu konumda abi, herkes bu konumda, tamam mı? Elleme. Onlar gelsin biz keselim onları. Bakma dayım normalde mühendis ama... Delikanlı gibi çarpışacaksan çarpışalım koçum. Gedele, get ötede oyna. Bizim adamları var ya köşelerde sıkıştırıp sıkıştırıp kesiyorlar değil mi? Ih. Alırım gırtlağını, alırım gırtlağını. Yat aşağı. Koçumun gen. Lan bizim adamları nasıl ezdiler burada? Yine bir tek ben kaldım. Bizim adamlar savaşmayı bilmiyor hocam. Ha yok, onlar dar koridoru patlatıp öyle indi aşağı. Kral ayıp etmiş. Ya gelmeseydiniz hiç. Cana bak, adam üflese öleceğim. Ha geçirdi arkadan bastonu. Bastonum olan dövdüler beni ya. Şuna bak, iğne atsan yere düşmez. Zannetmeyin ki bilinçli ateş ediyorum. Burada nasıl bir savaş dönüyor ya? Adım atsam boşa düşmez ki zaten. Vermezler burayı. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Oo, bir parti daha adam spawn oldu. Beyler bakın. Bakın. Bakın abicim. Bak beni bir dinle. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Ya dar koridorda kapışmak istemiyorum heriflerle ama. Bunlar bizim gırtlağı alır hocam. Hücum ulan. Bu nasıl çiftel balta bu arada ya? Bu tekel çiftel olanlarından herhalde. Oo. Şari şehri yordu. Şari şehri gerçekten yordu. ...318. Bu son adamdan sonra muhtemelen iç kaleye çekilirler. Tekel ya, tekel tekel. Ama herhalde kalkansız daha rahat kullanılıyor. Kılıca baksana abi, samuray kılıcı gibi ya.
Kalkansız daha rahat kullanılıyor büyük ihtimalle. Bizim adamların da silah kullanım yetenekleri falan yüksek ha. Lan bu canla mı lan? Bu canla mı şehrin içine alacağım? Oh. Kardeş madem zırhım yok, hızım var zırhıma karşılık. Daha var mı adam? Ha, savaşı kazandın çık. Lan şarizi de bana verirler mi? Artı dayı senin tansiyonun var dur. Adamın döve döve tansiyonunu çıkartacaklar. Hala uğraşıyor, hala uğraşıyor ya. İhtiyara laf etmeyecektik. İhtiyara laf etmeyecektik reis. İhtiyara laf etmeyecektik. Bak ne oldu. Adam yani... Demek ki şey yapmamak lazımmış pek de. Oo, bayağı bir adam esir alındı ha. Şuranın bir pazar yerine falan girelim ya. Madem o kadar yeni aldık şehri. Yeni aldığımız şehre bir siftah atalım. Merhaba. Şunu at. Ekmekle tahılı al. 2801. Veremez ki 2801'i. Silah tüccarı. Tekelli dengeli sarranit süvari kılıcı. Baksanıza adamların silahları falan bizimkilerden şey ya. Daha oturaklı duruyor. 1511. Güzel. Güzel. Zırhsızız mırsızız ama adamların icabına baktık hocam. Bütün ekip yaralı. Bütün ekip böyle yaralı abi. Yan yan yatmış bütün ekip. Şimdi gidelim. Deniz Alp'in görevini yerine getirelim. Deniz Alp'in görevi neydi? Deniz Alp'in görevi bütün gelirimizi iki katına çıkarmaktı. Yaklaşık 5000 alıyoruz. O 5000'i 10.000 yapmamız lazım. 5000'i 10.000 yapabilmek için de bizim elimizdeki paraya işletme açmamız lazım. 16.000 üstümde var. Jel Kale'ye bir girelim ve yavaş yavaş işletmeler açmaya başlayalım. Maalesef Alper'cim maalesef. Mavi görünce bir değişik geldi şehir değil mi? Şariz şehri. Arkadaşlar zırh yasak. Sınırlayıcı mod açık. Sınırlayıcı mod açık olduğundan dolayı zırh giymem yasak. Zırh giyemiyorum. Ordumun yarısından fazlasını üzerimde barındıramıyorum. Sınırlayıcı mod açtık bu bölümlük. Bu yayınlık daha doğrusu. Şimdi şu işletmeleri falan tek tek açmaya çalışırken... Merhabalar. Merhabalar Lonca Başkanı. Bakalım gelirimizi ne kadar arttırabileceğiz. Güzel. Şimdi Jelkala'da herhalde kadife iyi gider diye düşünüyorum Jelkala'da. Kadife ne kadar? Oo, bayağı iyi gidermiş kral. Eksi 124 kat zarara girmek için bayağı bayağı iyi gidermiş abi. Kıyafet 96. Kumaş 70. Yaş 70 iş bitmiş. Demir eşya 216. Şu an demir eşya için bence iyi kar değil mi? Eksi 120 bence çok süper kar. 120 ile bayağı efsane işler yaparız. Zeytinyağı 142. Şarap 126. Lan. Siz ne bekliyorsunuz oğlum etrafında? O şuna bak tepeme çökecekler gibi gelmemişler mi? Sanki böyle çıkışta beni dövecekler. Karmiklok hoş geldin. Hoş geldin canımın içi. Nasılsın? Hacı abi şarap tutmuyor yani. En iyi demir eşyalar veriyor şu an. Deri. Deri 415 mi? Bence deriden ötesini bulamayacağız. Ama yine de bakalım. Deri 415. Bira 169. Ekmek 84. Abi işletme amaçlı toprak. Deri. 415. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Buradan bir deri atölyesi açtık. Şimdi devam. Önce bir başkentime gideceğim Yalan şehrine. Yalan'dan para alacağım yanıma. Sonra işletme kurmaya devam. Ama öncesinde hop North Kahramanı yapalım şunu.
YouTube için bir mola verip geri gelelim efendim. Öncesinde YouTube için bir mola verip geri gelelim.